Şimdi devre bitti. Ne yaptı Türkiye Futbol Federasyonu? İki günlük bir hakem semineri. Kış semineri. Bilmiyorum, kış semineri. Yapıldı. Evet. Riva'da. Ne yapıldı? Bilmiyoruz. Ne konuşuldu? Bilmiyoruz. Bu seminerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ikinci yarının başlamadan evvel bir açıklama yaptı mı? Şu değişiklik yapıldı dedi mi? Ya da bundan sonra şöyle olacak dedi mi? Hayır, hiçbir şey demedi. Çünkü Türkiye'de futbol federasyonu yok. Var olsa bir tane eylemleri olurdu devre arasında. Bunca sahtekarlığa karşı, bunca rezalete karşı. Hani bu kadar gazete var. Bir tane gazetemde bir haber okudunuz mu? Hadi diyelim ki gazetelerin muhabirlerinin spor muhabirliği bitti. Kimse şeye uğramıyor, Riva'ya. İyi bir karar olsa federasyon kendi sızdırırdı. Var ya her gazetede adamları. Ya Öncal bak işte şunu şöyle yaptık, sen bunu benden duymuş olma ama yaz. Alınan bir karar gizli kalmaz Türkiye'de. Ne alınabilirdi? Topu yakalamışsın, kontratağa gidiyorsun. Birden o kontratağa yiyen takımın oyuncuları ileride yerde yatan birini hakeme göstermeye başlıyorlar. O takımın taraftarları ıslık çalmaya başlıyorlar. Ve o kontratağa giden takımın oyuncusu topu taca atmaya mecbur kalıyor. İstemese de. Bunun sahte yaptığını bilse de. Çünkü linç ediyorlar adam. İngiltere bunun önüne almış. Ben icat ettim. İngiltere bunu görünce dedi ki bu aramda yapılmıyor işte İngiltere'de bu iş. Adam sahiden düşüyor. İngiltere Federasyonu dedi ki oyunu kesme yetkisi sadece hakemdedir. Hakem düdük çalıp durdurmadığı sürece maç devam eder. Bitti. Topu taşa atma olayını kaldırdı. Hata atan da cezalandırılıyor. Evet. Nasıl vakit geçiren tabii. Kaleci sarı kart görüyor. Sen de vakit geçirmek için dışarı atmış gibi uyarılıyorsun. Tekrar edersen kart da görüyorsun. Hı hı. Ama bu çok basit bir karar. 2 dakikada alınacak, aynı gün akşama açıklanacak bir karar. Bunu yapmadı federasyon. Offside bayrağı. Offside bayrağı Türkiye'de ne zaman kalkar bilen var mı? Bir yan hakem offside'ı gördüğü anda jump diye kaldırıyor. Öbür yan hakem pozisyonun bitmesini bekliyor. Aslında VAR protokolüne göre pozisyonun bitmesini beklemesi gerekiyor. Bitmesini bekliyor, pozisyon bittiği zaman kaldırıyor. Peki hangisi kural? Belli değil. Şimdi şöyle seyrediyorum maçı. Benim takımım galip durumda. Maçın bitmesine 7-8 dakika kalmış. Benim şeyimde, maçımda offside bayrağı pozisyon bittikten sonra, yani offside'dan aşağı yukarı 30 saniye sonra kalkıyor ve mağlup durumda olan, puana ihtiyacı olan takımın 30 saniyesi her offside bayrağında ziyan oluyor. Ekle bunları üstüne kaç dakikada? Aynı şeyi kaleci yaptı mı sarı kart görüyor. Doğru. Geciktirdi mağlup atışı. Öte yandan ben galip vaziyetteyim. Maçın bitmesine gene 7-8 dakika var. Çart. Bayrak kalkıyor. Hemen. İç saati çalıştırmadan maç devam ediyor. Bir an evvel bitsin diye. Yani hakem kendi kafasından
kaldırıp kaldırmama kararını veriyor. Kural yok çünkü. Kesin kural. Pozisyon bitince kaldırılır denmemiş. Hakeme bırakmışlar yorum. Birbirinin aynı iki gri pozisyonda. İki futbolcunun arasında bir karış mesafe ya var ya yok ikisinde de. Birinde sonuna kadar oynattılar. Ve Adana Demirspor'un en önemli oyuncularından biri sakatlandı. O oynatma yüzünden. Savunma yaparken Resul. Şimdi ikinci yarıda ilk maçında oynayacak mı bilemiyorum. Ama öbür tarafta anında bayrak kalktı. Var mar beklenmeden. Aynı başta bu iki şey oluyorsa bu işte bir yanlış var. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu diyecek ki var olan maçlarda offside bayrağı kesinlikle şu durumda kalkar. Hakemin yorumuna bağlı değil. Kural koyacak. Kuralı açıklayacak daha doğrusu. Tabii. Ki istismar edilmesin hakemin keyfine göre. Bugün Türkiye'deki maçların çok büyük bir oranının yani yarıya yakın oranının sonucunda hakemlerin %80, %90 etkisi var. Özellikle de var hakemlerin. Yine aynı pozisyon oluyor. Biri dışarı, biri dışarı. Aynı maçta gördüm bunları. Frejal diyor, ele gidiyor top. Çağırıyor var, penaltı. Öbür tarafta oluyor, öbür kalede oluyor. Buradan ele gidiyor top. Var çağırmıyor. Orta hakem de aynı, var hakemi de aynı. Kim kazandı maçı? Hakem mi kazandı, takım mı kazandı? Biri söylesin bana. Standart çok önemli. Şimdi biz böyle bir ilk yarı bitirmişken o bir haftalık arada bir hakem semineri değil bir Türk futbolu üzerine tartışma yapılmalıydı. Yazdım sabah. Bu sahtekarlığın üzerine giden fazla gazeteci yok yazılı medyada. Görüntülü medyada hiç yok zaten. Ne kendileri yapıyorlar ne doğru dürüst pozisyon veriyorlar özetlerde ki başka televizyon yapabilsin. Canlarının istediği gibi işlerine gelen pozisyonları veriyorlar. Deseler ki her kanalın parasını ödemek kaydıyla 15 dakikalık bir özet yayınlama hakkı vardır. Ama bu 15 dakikalık özeti kendi seçer. Ben karışmam. Ben o maçta penaltıdan nasıl gol olduğunu değil de penaltının nasıl olduğunu tartışacaksam demin anlattığım örneği vererek ben o görüntüleri seçerim. Bana penaltıdan atılış lazım değil. Ona da izin vermiyorlar. Onun için bir 3 gün süren bir seminer yapılsa bu sahte Süper Lig'le mücadele eden belli gazeteciler var. Onlar da çağrılsa, onlar da konuşsa, federasyon heyeti de orada olsa ve bu seminer tartışma, seminer, çalıştay ne diyorsam o bittikten sonra kamuoyuna bir açıklama yayınlansın. Şu kararlar kesin alınmıştır. Şu yorum tavsiyeleri de edilmiştir hakemlere diye. O zaman biz maçı bilerek seyrederiz. Böyle bir şey de yapılmadı. O seminer neye yaradı, neye yaramadı bilmiyoruz. Elimizde bir tek işaret var. ATV'de yayınlanan Süper Kupa maçı. Ama hakemlerin sahtekarlıklara artık eskisi, o maçın hakemleri eskisi kadar prim vermediğini, her yere düşende oyunu durdurmadığını bir ölçüde gördük. Hoşuma gitti. Ama yere düşene ceza faul çalmadığına göre onun kendini sahte yere attığının farkındasın demektir. Ama o zaman ona ceza vermen gerekir. Çünkü kural kitabı penaltı yaptırmak için hakemi aldatan demiyor. Hakemi aldatan diyor. Taç atışında bile hakemi aldatana kart gösterme hakkım var. Hani kenarda duruyor.
takımın antrenörü onun önünde taça çıkıyor. Gayet güzel görüyor kendi oyuncusundan çıktığını. Buna rağmen alıp topu kendi takımına veriyor taç atsın diye. O kenardaki adam bile sarı karda hak ediyor. Penaltı menaltı değil, şart değil. Ama hakemi aldatma suçundan bir tek uyarı, bir tek sarı kart görmedi. Doğru. Bu cezayı vermezsek bu işin önüne alamayız. Şimdi Trabzon'un açık ara önde olması biraz rahatlatıyor ama bir de Avrupa'sı var bu işin. Bir de aşağıda küme düşmesi var bu işin. 4 takım aşağıda, 3 takım yukarıda Avrupa için mücadele edecekler. En sahtekarı ligde kalacak, en sahtekarı Avrupa'ya gidecek. Öyle mi olur? Yoksa hakemler bu işi toparlayacaklar. En hak edenler ligde kalacak, en hak edenler Avrupa'ya gidecek. Umarız öyle olur. Haftaya konuşuruz. Haftaya dikkatli sıcak gündeme geçelim. İkinci devre başlıyor dedik ama hala Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Olsa ne fark eder? Bugüne kadar kaç teknik direktörle oynadı Fener? 8 bildiğim kadarıyla. Ali Koç döneminde? 9. olsa ne olacak? 10. olsa ne olacak? Ali Koç değişmedikçe Fenerbahçe bir şey değiştirene inanmıyorum. Çünkü bütün bunların sebebi Ali Koç. Durmadan sen yapamadın git. O gelsin. Sen yapamadın git o gelsin. 8 tane değiştirdi 9. Hiç düşünmüyor ya. Hep mi bu adamlar hatalı? Acaba bir başka yanlış yok mu? Bütün bu adamları ben bulup getirdiğime göre acaba bende bir hata olabilir mi? Sayın Koç döneminde geçiş dönemi dahil yaklaşık bir yıl Fenerbahçe teknik direktörsüz kalmış oyuncular. Ya. 365 ya. Güne yaklaşıyor. Yani ya. Bir yıl tamamlanmak üzere. Ya. Çok resmen teknik direktörü yok. Bir sezondan fazla. Ama işte